Sana suyumuzu döküyoruz bu çekip. Oh. Hep kurumasın diye. Maşallah, maşallah. Dedim artık İstanbul insana da tatsın bu lezzeti. Onlar da bilsinler. Yani sadece Mersinler yemesin. Zaten Mersinler yiyor. Dedim İstanbul insana değilsin ve buraya geldik. Oh. Yanıyor buralar. Ya bir otobüsle Mersin'e geldim. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bastırıyorsun ya, ne oluyor biliyor musun? Şerbetle tahin birbirine giriyor. O zaman ne oluyor? Bak fındık da içine girdi. Şimdi şöyle bir bölelim. Merhaba sevgili dostum, ben Hasan Akça. YouTube kanalıma hoş geldin. Uzun süredir yoktuk. Virüs atlattık çok şükür. Biraz sıkıntılı geçti ama virüsü atlattık. Virüsten sonra ne iyi gelir dedik. Bakırköy'e geldik, Hora Tantuni'ye. Virüsten sonra Tantuni iyi gider. Buyurun beraber yiyelim. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ramazan abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Sağ olun. Virüs atlattım. Virüsten sonra tantuni şifa olur dediler. Aynen doğru söylemişler efendim. Tamam abi, ben yanına geliyorum o zaman. Doğru yerdesiniz. Buyurun. Tamam. Ramazan abi kolay gelsin. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Abi biz tantuni yemeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakırköy'de birçok kişinin önerdiği yer bize Hora Tantuni. Evet. Hora Tantuni'yi neden öneriyorlar abi bize? Lezzetinden efendim. Lezzetinden. Hizmetinden ve lezzetinden. Ne yapıyorsun abi? Neler yapmıyoruz ki? Şifa yapıyoruz. Tabii yapalım mı abi? Bir tabii bakalım yapalım. Nasıl yapıyoruz? Ben çok merak ettim. Herkes Hora Tantuni, Hora Tantuni diyor. Aynen. Doğru adrestesiniz, doğru yerdesiniz. Tamam bir... Duydum ki rahatsız mısınız herhalde? Virüs atlattık abi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Şimdi ilacı bende. İlacını vereceğim size. Tamam abi. Tamam. Benim ilacımı yap abi. Benim evet. İlacımı hazırla. Ben artık şöyle bir rahat bir nefes alayım. Tamam inşallah. Ciğerlerim bir açılsın böyle. O zaman hemen start veriyorum. Tabii hemen abi. Hemen başlayalım. Nasıl yapıyoruz abi şimdi? Önce etimizi ortaya göbeğe alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra. Tamam. Bu yağ mı su mu abi? Yağ. Pamuk yağı. Şöyle hafiften toz biberimizi... Acı ve tatlı karışık, toz biberimizi atıyoruz. Bana acı mı attın, tatlı mı attın abi? İkisi karışık. Karışık, sadece evet. Acı varsa bana acı at. Onu ekstradan atacağım. Tamam. Karıştırıyoruz iyicene. Kavrulmasını bekliyoruz. Tamam. Özleşecek yani etle beraber. Oh. Biraz, evet. Sonra suyumuzu döküyoruz bu çekip. Oh. Et kurumasın diye. Maşallah. Bu tantuni tamamen yağsız etten yapılıyor değil mi? Aynen, biftek, tranştan, hayvanın but kısmından çıkar. Sade, sinirsiz ve yağsızdır. Sizin aldığınız bir kasap mı var yoksa siz kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Kasabımız var ama işlemesini biz yapıyoruz. İşleyişini biz yapıyoruz evet. İşlemesini. Keşke sabah erken gelseydim de işlemesini de çekseydim sana. İşlemiş vaziyette olanı da var. Onu da gösterebiliriz. Burası tamam abi. Kalem tamam. Kalem. Tamam. Ekmeği böyle biraz yumuşatıyoruz. Abi mis kendi buharında. Evet teşekkür ederim. Sen nerelisin Ramazan abi? Ben Mersinliyim. Mersinli belli zaten. Mersin Toroslardanım. Güneykent'ten. Mersin'de yaptın mı abi bu işi? Kesinlikle. 35 yıldır bu işin içerisindeyim. Mersin'de ne kadar çalıştın? Mersin'de 24 senedir Mersin'de kaldım. 24 sene Mersin'de kaldın, sonra evet. Buraya geldin, Hora Tantuni'de çalışmaya evet, başladın. Buradaki, dedim artık İstanbul insana da tatsın bu lezzeti. Onlar da bilsinler. Yani sadece Mersinler yemesin. Zaten Mersinler yiyor. Dedim İstanbul insana değilsin ve buraya geldik. Tabii ben Mersin'e gitmeden mesela Mersin'e geldim evet. Şu anda. Öyle diyebilir miyiz? Aynen öyle. Mersin'i ayağınıza getirdim. Bir otobüsle Mersin'e geldim. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Bir otobüs Bakırköy meydandayız hemen. Nasıl gelebilirler abi buraya? Buraya Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, özel araçla her türlü gelebilirler. Yani bulunması çok kolay bir yerdeyiz. Tabii Bakırköy meydana geldiğiniz zaman hemen zaten otobüs duraklarının 200 metre ilerisinde. Aynen öyle. Bu şekilde. Evet abi şimdi ne koyduk içine? Bunun içine şöyle karışım soğan maydanoz ve sumakla karışım olan. Soğan maydanoz. Evet domates. Tamam. Biraz sumak attık içerisine. Daha sonra kavrulmuş etimizi. Çekiyoruz ekmeğe evet. Yaladıktan sonra ve dürümümüzü sarmaya geçiyoruz. Tamam bir tane dürüm alacağız abi. Ben bir tane de senin bir yoğurtlu tantunin varmış. Tabii hayır zaten o vazgeçilmezimiz. Ondan mutlaka tattıracağım size. Tamam o zaten ben onun için geldim buraya. Teşekkür ederim. Hemen yapacağım. Yoğurtluyu da yapalım abi. Şimdi. Oh mis gibi kokular geliyor ya. Bir de yemeği her yerde yersin abi. Ama ustasını bulduktan sonra yani ustasını bulmak çok önemli. Ben gittiğim her yerde söylüyorum bunu. Katılıyorum aynen katılıyorum size. Yani 35 senedir bu işi yapıyorsun artık. Bu işin ehli olmuşsun sen abi. Bir de memleket de Mersin. Aynen öyle. Patronumuzun da ricasıyla kıramadık geldik onları. İyi çok iyi yapmışsın abi. İstanbul halkı için güzel bir başlangıç bence. Patronun ismi neydi abi? Semiha Hanım. Semiha Hanım çok teşekkür ediyoruz size buradan. Evet. Ramazan abimizi bize buraya getirdiğiniz için. Teşekkürler efendim.
O sizin güzelliğinizdendir. Teşekkür ederiz abi. Evet, şimdi bu ne abi, ne hazırlıyoruz? Bu şimdi size yoğurdu hazırlıyorum. Ramazan abi hızına yetişilmiyor ha maşallah. Bu bizim vazgeçilmezimiz. Şifa depomuz. Vallahi maşallahım var. Oh. Yanıyor buralar. Hemen şimdi bizim bir et tantunimiz var, bir de tavuk tantunimiz var değil mi abi? Evet, bir de tavuğumuz var. İşleyiş olarak aynı, süreç aynı devam ediyor. Sadece beyaz et. Arasındaki tek fark odur. Yani sadece o beyaz et, o kırmızı et. Biz ama et tantun için geldik buraya. Evet. Acılı yapıyorsun değil mi Ramazan abi? Tabii hafif acılı yapıyorum. Yani ne şişe yakıyorum ne kebabı yakıyorum. Şifa deposu. Şifa. Evet. Şifa. Ben dediğim gibi abi virüs oldum. Şifa bulmaya geldim buraya. Şimdi yoğurdumuzu hazırladık ve en son vuruşu yapıyoruz. Bu sosa zeytinyağı attın abi, toz biber attın, bir de pul biber attın, doğru mu? Evet, aynen öyle. Ve üzerine yeşilliği serpeliyoruz bu şekil. Maydanoz C vitamini abi. Aynen öyle. Ve sunumu hazır. Sunumu hazır. O zaman biz geçelim bunu masada yiyelim. Tabii, bir de lezzetine bakın. Bir de lezzetine ama bakalım abi. Bu yemelikten çok bu fotoğrafçılık oldu. Abi ben bunu götürür evde yatarım bununla. Çok çok lezzetli gözüküyor. Abi eline koluna afiyet, sağlık. Afiyet, biz şimdi bunu olsun. Yiyelim. Buyurun. Teşekkür ederiz abi. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, orada tantunide şöyle bir yoğurtlu tantuni yaptırdık. Bir tane de tantuni dürümümüz var. Ben önce yoğurtlu tantuniden başlamak istiyorum. Az önce hazırlanışını gördünüz. Ramazan ustamız Mersinli bir usta, 35 yıldır bu işi yapıyor. Şöyle yoğurdundan alalım. Bismillah. Tam istediğim gibi. Hafif acılı. Yani acısı bir tık daha fazla normal şeye göre. Ben virüs atlattığım için biraz acılı istedim. Çünkü acı virüsü öldürür. Ben bir sağlık çalışanı olarak herkese acı öneriyorum arkadaşlar. Şöyle bir şalgamımız var arkadaşlar. Bu şalgam ev yapımı. Adana'dan geliyor. Burada hazır bir ürün yok. Her şey ev yapımı. Şalgam içtiğiniz zaman ev yapımı bir şalgam olduğunu hissediyorsunuz. Yani ben artık ayırt edebiliyorum hazır şalgamla ev yapımı şalgamı. Bunun içine bir iki tane buz atsaydık daha iyi olurdu ama. Çok lezzetli. Anladığım kadarıyla yoğurt da ev yapımı bir yoğurt. Çünkü yoğurt, hazır yoğurt tadı yok yoğurtta. Lavaşıyla, etiyle, yoğurduyla, hazırlandığı sosuyla tek kelimeyle efsane. Tantuni yemek isteyenlere şiddetle Bakırköy Tora Tantuni'yi önerebilirim. Lezzeti gerçekten çok iyi. Çalgamı da efsane. Şöyle dürümümüze bakalım. Etler dışarı fışkırmış. Eymen, tantuni yer misin oğlum? Tantuni. Tantuni yer misin sen de? Tantuni dedim. Evet oğlum, tantuni yiyecek yaşta değil şu anda. Gerçi tantuninin yaşı olmaz ya, yiyebilir. Biraz acı olduğu için öyle söyledim. Gerçekten çok lezzetli.
Ben bunu yemeye devam edeceğim. Ama bundan önce abi sizin tatlınız var mı? Neyiniz var abi? Hayrabolu tatlınız var. Kendi yapımınız o da. O da mı kendi yapımınız? Tamam, Hayrabolu tatlısı alabilir miyim ben bir tane? Tahin ve fındık tabii, at abi. Arkadaşlar birazdan tatlımız da gelecek. Çok lezzetli. Ben tatlı yiyip sonra tantuniye devam edeceğim. Tatlıya bakabilir miyiz abi? Hayrabolu tatlısı, üstüne tahinimizi döküyoruz. Bir de fındık atıyoruz. Ben bu Hayrabolu tatlıyı daha önce Bursa İskender'de yemiştim, çok beğenmiştim. Şimdi bir de burada deneyelim. Şöyle bastırdığın zaman, şöyle bastırıyorsun ya, ne oluyor biliyor musun? Şerbetle tahin birbirine giriyor. O zaman ne oluyor? Bak, fındık da içine girdi. Şimdi şöyle bir bölelim. Ben bu tatlıyı çok seviyorum ya. Şöyle tahinini bir banyo yaptıralım şöyle. Arkadaşlar, tatlısı ayrı, tantunisi ayrı lezzetli. Tavuk tantuni denemedim. Ben buraya et tantuni için geldim. Tavuk tantuni de ama eminim lezzetlidir. Çünkü burayı birçok yerde görmüşsünüzdür belki, bilmiyorum. Ben birkaç kişinin tavsiyesi üzerine buraya geldim. Ama geldiğime değdi. Herkese tavsiye ediyorum, öneriyorum. Müsaadenizle. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Virüsü yeni atlattık, kırmayın beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.